Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresi 157-158. Ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّي Ümmi peygambere tabi olanlar, اَلَّذ۪ي ki o ümmi peygamber, يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Kendilerindeki Tevrat ve İncil'de onu yazılmış olarak buluyorlar. Bulup da ona iman etmiş olan kimseler. Ve o peygamber يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Maruf olanı onlara emreder. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve münkeri onlara yasaklar. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ Tayyibat, o temiz olan şeyleri onlara helal kılar. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Çirkin olan, habis olan şeyleri onlara haram kılar. وَيَدَوُ anhum اِسْرَهُمْ Ve onlardaki ağır yükleri kaldırır. وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Üzerlerindeki zincirleri, esaret zincirlerini onları kaldırır. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ İşte ona iman edenler ve azzaruhu ona saygı duyanlar ve nasaruhu ve ona yardım edenler ve tebe'un nura allazi unzile ma'ahu onunla beraber indirilen nura tabi olanlar ulaike humul muflihun işte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Değerli izleyenlerim, bu ayette Allahu Teala peygamberimizle alakalı bir takım özellikleri bize anlatıyor. Ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam önceki kitaplarda kendisinden bahsedilmiş. Tevrat'ta, İncil'de, ahir zamanda gelecek bir peygamberden bahisler var. Mesela Yuhanna İncil'inde İsa aleyhisselam diyor ki ben gidiyorum, alemin reisi gelsin. Ben gitmezsem o gelmez. Benim gitmem sizin hakkınızda hayırlıdır diyor. Ve Yahudiler ahir zamanda bir peygamberin geleceğini biliyorlardı. Arap Yarımadası'nda yaşayan Yahudiler Araplara diyorlardı ki bir peygamber gelecek, biz ona tabi olacağız. Ama onlar zannediyorlardı ki gelecek peygamber Yahudilerden olacak. Araplardan bir peygamber çıkınca ırkçı mülahazalarla ona tabi olmadılar ve onu peygamber olarak kabul etmediler. Öte yandan Hristiyanlar, onlar da İncil'de yine ahir zamanda bir peygamberin geleceğini biliyorlar. Ama onlar da bir takım mülahazalarla yine bir takım yanlış tevillerle tabi olmadılar. Ama içlerinden iman edenler de çıktı. Nasıl ki Abdullah İbni Selam Yahudilerin önde gelen alimlerindendi. Ama peygamberimizi görür görmez daha bu simada yalan yok, bu zat yalan söylemez dedi ve iman etti. Hristiyanlardan bir papaz Dağatır isminde peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mektubu kendisine geldiğinde pazar ayininde bunu oraya gelenlere okudu. Dedi ki Ahmet aleyhisselamdan bize mektup geldi. Ahir zaman peygamberi gelmiş. Ben ona iman ettim. Gelin siz de iman edin. Ona tabi olalım dedi. Ama kavmi, onun muhatabı olan kimseler onun gibi basiret gösteremediler ve üzerine çullanıp onu orada şehit ettiler, linç ettiler. İşte bu anlamda gerçekten peygamberimizi duyup iman edenler bulunmakta. Allahu Teala onları methediyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّي Burada peygamberimiz الرَّسُولْ النَّب۪ي ve bir de ümmi. Üç özelliğiyle burada nazara veriliyor. Rasuldür, yani elçidir. Allah'ın elçisi. Ve ennebi haber getiren demek. Cenab-ı Hak'tan bize haber getiriyor. Haram nedir, helal nedir bunları bize anlatıyor. Daha diğer haberleri anlatıyor. Ve ümmi, ennebiyyül ümmi, ümmi peygamber. Anne anlamında, ümmi anasına mensup. Nasıl ki anadan doğan bir insan hiçbir şey bilmez vaziyettedir. Ne okuma ne yazma bilmez. Bu anlamda ümmi kelimesi اَلَّذ۪ي لَا يَغْرَعُ anlamında وَلَا يَكْتُبُ okumayan, yazmayan anlamında böyle bir anlam verilmiş.
Peygamberimizin ümmiliğini herhalde şu anlamda değerlendirsek daha güzel olacaktır. Evet, Peygamberimiz doğrudan insanların yazdığı kitapları okumadı. Bu anlamda ümmiydi ve kendisi yazı yazmadı. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan dersini aldı. Cenab-ı Hak onun üstad-ı ezelisi, üstad-ı ezelisinden ders aldı. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde buna dikkat çekiliyor. Ve allemeke ma lem tekun ta'lem min qabl. Allah sana daha önceden bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah öğretince en güzel bir şekilde öğretir. İşte Allahu Teala peygamberimize öğretiyor. Ve bu öğretmenin neticesinde artık peygamberimiz ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun ayetinde bildirildiği üzere insanlara muallim oluyor. Ve insanların bilmedikleri şeyleri insanlara bildirir hale geliyor. Bu açıdan ümmi olmak bizler için bir nakısadır. Okur yazar olmamak bir nakısadır, noksanlıktır. Ama peygamberimiz için böyle bir şey söz konusu değil. Peygamberimiz için bir kemaldir. Çünkü o doğrudan Cenab-ı Hak'tan dersini alıyor ve Cenab-ı Hak da en güzel bir şekliyle ona öğretiyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah, ben Arap ve Acemlerin içinde çok dolaştım ama sizin kadar güzel konuşan birini görmedim. Seni kim eğitti, kim seni tedip etti ya Resulallah diyor. Men eddebeke ya Resulallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap veriyor. Eddebeni Rabbi fahsene tedibi. Rabbim beni edeplendirdi ve edebimi, terbiyemi güzel kıldı. İşte Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın özel terbiyesinden geçmiş ve bunun neticesinde o ümmi peygamber insanlığa üstad olmuş, insanlığa muallim olmuş. Ve Peygamberimiz şöyle buyuruyor, اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. Ben bir muallim olarak gönderildim. Peygamberimizin muallim olması insanlara dini öğretiyor, imanı öğretiyor, ahireti öğretiyor, haramı helali öğretiyor. Bu noktalarda bütün insanlığa yol gösteriyor. İşte günümüzde dünyanın değişik yerlerinde nice akıllı insanlar içki içebiliyorlar. Hatta içki içmeyi marifet zannedebiliyorlar. Onlara göre çağdaş insan içki içer. Ama Peygamberimizin öğretileri içinde içki şeytanın amelinden bir pisliktir. Hangisini doğru kabul edeceğiz? Günümüzde bazı akıllı gibi geçinen insanların içkiyi marifet zannetmelerini mi, yoksa içkiyi bir pislik olarak görmek mi? Aklı selimle düşündüğümüzde içkinin savunulabilir bir tarafı yoktur. İşte bir insan alkolik olarak diyelim evine geldi. Ağzının kokusundan herkes rahatsızlık duyacak. Kendine de zarar veriyor, çevresine de zarar veriyor. Veya alkol almış olan bu insan arabasına bindi, trafik canavarı oldu. Nice insanların belki ölümüne veya yaralanmasına, sakat kalmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla Peygamberimiz ne getirmişse insanlık onun hak olduğunu, doğru olduğunu aklı selimle düşündüğünde anlıyor. Ve o ümmi peygamber insanlığa çok şey öğretti. İşte o ümmi peygambere uyanlar yecidunehu mektuben indahum fit tevrat vel incil, yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de onun bahsedildiğini görüyorlar. Onunla alakalı ayetleri orada buluyorlar. Ve o ümmi peygamber ye'muruhum bil maruf, marufu onlara emreder. Maruf, dinin ve aklın güzel gördüğü şey. Münker bunun zıttıdır. Münker de dinin ve aklın çirkin gördüğü şey anlamında. İşte peygamber onlara maruf olanı emreder ve yenhahum anil münker, kötü olan, çirkin olan şeyden de onları alıkor, yasaklar. İslam'ın bütün hükümlerini incelesek, tek tek incelesek, emredilen her şeyin güzel olduğunu, makul olduğunu, yasaklanan şeylerin de çirkin olduğunu buluruz. Mesela diyelim domuz eti haram kılınmıştır. Dünyada bugün domuz eti aslında revaçta. Müslümanlar ve Yahudiler dışındaki diğer insanlar domuz etini yemekte bir beis görmüyorlar. Gerçi bu tercihlerinden ziyade daha çok domuz etinin daha ucuz olmasından kaynaklanan bir durum. Koyun etinin, sığır etinin yarı fiyatına domuz eti satın alınabiliyor. Bundan dolayı insanlar belki de domuz etini tercih ediyor. Ama
tıbben de bilinen bir gerçek var ki domuz pislikleri yer, her türlü pisliği yer ve domuz etinde bir takım zararlı şeyler bulunmakta ve daha da belki önemlisi domuzun eşini kıskanmamak gibi pis tabiatı domuz eti yiyenlere de geçmekte. İnsan yediği gıdalardan etkilenir. Domuz etiyle beslenenler de zamanla kıskançlık duygularını kaybederler. İşte domuz eti yiyen toplumlarda dans gibi şeylerin yaygınlaşması, diyelim hanımını bir tanesi istiyor, hanımınla dans edebilir miyim dediğinde hay hay buyur diyor, belki de teşekkür ediyor. Bu gibi İslami ölçülerde tasvip edilmeyecek şeyler domuz eti yiyenlerde görülebilmekte. İşte peygamber hangi şeyi insanlara emretmişse o maruftur, güzeldir. Hangi şeyden de yasaklamışsa o çirkindir ve insanın tabiatına aslında aykırıdır. Ve yuhillu lehumut tayyibat ve peygamber onlara tayyip olan, temiz olan şeyleri helal kılıyor. Demek ki dinin helal kılmış olduğu şeyler temiz şeyler. Ve yuharrimu aleyhimul habaith ve habis olan, çirkin olan şeyleri onlara haram kılıyor. Burada şunu da görmekteyiz. Acaba bir şeyin helalliği ve haramlığı zatında bir takım özellikleri gerektirir mi? Bir derece gerektirdiği veya en azından o hikmetlere binaen yasaklandığı görülmekte. Yani Allah bir şeyi emreder güzel olur, yasaklar çirkin olur. Bu genel kural olmakla beraber yasaklamış olduğu şeylerde güzellik vardır. Emretmiş olduğu şeylerde güzellik vardır. Yasaklamış olduğu şeylerde çirkinlik vardır. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Ve yadau anhum ısrahum ve onların ağır yüklerini kaldırıyor. Ağır yükler, bunlar ruhun omzuna yüklenmiş bir takım ağır yükler şeklinde düşünülebilir. Mesela diyelim bir ailenin biricik evladı vardır ve o biricik evlatlarını diyelim kaybettiler. Çok ağır bir yük. Ve o insan adeta deli divane olur böyle bir olay karşısında. Ama Peygamberimizin getirdiği esasları bilirse o zaman rahatlar. Peygamber Efendimizin de erkek çocukları vefat etmiş. Küçükken vefat etmiş. İşte Peygamberimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde Peygamberimiz gözyaşı döküyor. Ama ardından da şöyle diyor. Ey İbrahim, diğer alemde beraber olacağız. Eğer diğer alemde beraber olmayacak olsaydık o zaman bizim üzüntümüz daha şiddetli olacaktı diyor. Demek ki Peygamberimizin getirdiği ölçüler içinde diğer alemde beraberlik de var. O zaman böyle ağır bir yük, işte bir çocuğun vefat etmesinden dolayı onun anne babasının omzundaki ağır yük kalkmış oluyor. Ve diyorlar ki, el-hukmu lillah, hüküm Allah'ındır. O verdi, o aldı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorlar. Allah'tan gelen bu musibeti bu şekilde göğüsleyebiliyorlar. Bu şekilde rahat bir şekilde karşılayabiliyorlar. Ama Peygamberimizin bu öğretisi dışında başka bir takım şeylerle kaldırmaya kalkışsak böyle bir yükü herhalde kaldıramayız. Çünkü ölümü öldüremiyoruz. Zeval ve firakı insanlardan kaldıramıyoruz. Ve o zaman o insanlar belki içkiyle, uyuşturucuyla veya psikolojik tedavi görmekle o ağır yükü kaldırmaya çalışıyorlar. Ama yine de bunlar gerçek tedbirler değil, yeterli olmuyor. Ama Peygamberimizin getirdiği esaslarla o ağır yükün altından rahatlıkla kalkılıyor. Ve vel aghlal elleti kanat aleyhim, peygamber onların zincirlerini de çözüyor. Yani insan adeta nefis tarafından esir alınmış veya şeytan tarafından esir alınmış. Peygamberimizin getirdiği esasları bilirsek bağlarımız birer birer çözülüyor. Esaret kayıtlarımız, zincirlerimiz birer birer çözülüyor. Buradaki tabi temsili bir anlatım var. Ona dikkat çekmek lazım. Her insan bir takım tutkularının esiridir. Her insan bir takım egoist duygularının, bencil duygularının esiridir. Ama bu esaretten neyle kurtulacağız? Bu esaretten Peygamberimizin getirdiği esaslarla kurtulacağız. Bunu başarabilirsek biz de gerçek hürriyetimize kavuşmuş oluruz. Gerçek hürriyet Allah'a kul olmaktır. Mevlana Celaleddin Rumi, ben de şudem, ben de şudem derken ben kul oldum, ben kul oldum.
Başkaları kölelikten kurtulunca sevinir. Ben Allah'a köle olmakla seviniyorum diyor. Çünkü Allah'a kul köle olmak gerçek hürriyeti elde etmektir. Mesela İyyâke na'budu Fatiha'da bunu namaz kılan bir kimse günde 30-40 defa söylüyor. İyyâke na'budu, Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz demek. Bir insan sadece Allah'a ibadet ederse başka şeylere kul olmaktan kurtulur. Kula kul olmaktan, puta kul olmaktan, bu gibi şeylere kul köle olmaktan kurtulur. Ama sadece Allah'a ibadet ederse artık tam bir hürriyeti elde etmiş olur. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esaslar bizi gerçek hürriyete kavuşturuyor. Ruhumuzdaki ve daha diğer alemimizdeki ne gibi kayıtlar, esaret zincirleri varsa onları bizden çekip alıyor ve bizi hürriyetimize kavuşturuyor. فَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِهِ işte o peygambere iman edenler وَعَزَّرُوهُ onu saygıyla karşılayanlar, tazimde bulunanlar وَنَصَرُوهُ ve ona yardım edenler وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ onunla beraber indirilen nura tabi olanlar. Yani peygamberimizle beraber bir kitap indirilmiştir ve o kitap bir nurdur. Güneş nasıl ki nur dünyamızı aydınlatıyor, peygamberimize indirilen nur da Kur'an-ı Kerim dünyamızı aydınlatıyor. Günümüzü aydınlatıyor, dünümüzü aydınlatıyor, yarınımızı aydınlatıyor. Dünyamızı, ahiretimizi, aile hayatımızı, içtimai münasebetlerimizi hepsini aydınlatıyor ve bir nuraniyet geliyor hayatımıza. İşte bu durumda olanlar ulaike humul müflihun, felaha eren, kurtuluşa erenler onlardır. Kul ya eyyühen nasu, de ki ey peygamber, de ki inni rasulullah ileykum cemi'a, ben hepinize gönderilmiş bir peygamberim. Ellezî lehu mulkü semâvât vel ard, göklerin ve yerin mülkü elinde olan Allah'ın size göndermiş olduğu, hepinize göndermiş olduğu bir peygamberim. La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. Yuhyi ve yumit, hayatı verir ve hayatı alır, diriltir ve öldürür. Fe aminu billahi ve rasulihi, artık Allah'a ve onun Resulüne iman ediniz. Ennebiyyil ümmi, o ümmi peygambere. Ellezî yu'minu billahi ve kelimâtihi, ki o ümmi peygamber Allah'a inanır, Allah'ın kelimatına, Allah'tan gelen kelamlara, Allah'ın vahyine iman eder. Vettebi'uhu ve ona tabi olun. Yani sadece peygambere inandık demekle kalmayın. Onun gittiği yoldan gidin. Leallekum tehtedun. Ta ki bu şekilde doğru yolu bulasınız, hidayete eresiniz. Cenab-ı Hak hepimizi, peygamberimizi iyi bilen, onunla beraber indirilen Kur'an nuruna tabi olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.